Şimdi de konuşmasını yapmak üzere Sayın Büyükelçimiz Aydın Adnan Sezgin'i sahneye davet ediyorum. Kıymetli misafirler, Türkiye'den ve Rusya'dan bu anma törenine katılan Nazım Hikmet dostları, değerli sanatçılarımız, Nazım Hikmet Han'ın vefatının 51. yılını anıyoruz. Doğumunun 102. yılındayız. Evet, tarihimizin bir dönemi bu büyük insana haksızlık yapmıştır. Yıllar boyunca mahkemeden mahkemeye, cezaevinden cezaevine gönderdik onu. Sürgün hayatına zorladık. Bu dev şairi vatandaşlıktan çıkartıldı. Ancak bildiğiniz gibi bu vatandaşlıktan çıkma kararını Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 2009'da geri aldı. Ona ve tarihe karşı işlenen hatanın bilincine vardığımızın böyle bir kararla ortaya konması bize bir nebze teselli veriyor. Moskova'da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçisi olarak onun vatan toprağına haset içinde vefatının anma törenine üçüncü kez aynı heyecanla katılıyorum. Önceki anma törenlerinde yurtseverliğiyle, tarihsel geçmişimize bağlılığıyla, hümanistliğiyle, bizlere güç veren şiiriyle ve onun adı üzerinden geçmişle yaptığımız muhasebeyle ilgili birçok söz söyledim, birçok söz söylendi. Aslında Nazım Hikmet kendisini şiirlerinde, eserlerinde en yalın şekilde anlattı. Türkiye'de ve tüm dünyada cilt cilt yayınlanan kitaplarıyla ve o kitaptaki mısralarıyla, düz yazılarıyla, saf ve şeffaf hayatının tüm ayrıntılarını aktardı. Onunla ilgili yeni neler söylenebileceğini edebiyatçılarımız, dünya edebiyatçıları takdir edeceklerdi. Bizler burada onun ilk şiir kitabında sorduğu soruya, sizler Nazım Hikmet Han dostlarıyla yanıt veriyoruz. Hala servilerde ağlıyorlar mı? Şiir dilinin samimiyeti ve kendisine yaşatılan acılardan dolayı adını Nazım Hikmet Han değil de Nazım olarak benimsediğimiz Türkiye'nin onurunun bir veçesi mertebesine gelen büyük şair. Evet, mezarınızın başındaki bu ağacın altında sizi hüzünle anıyoruz. Tarihimizin bir dönemi onu veya hangi ideolojiye veya inanca bağlanmış olursa olsun birçok şairimize, edibimize, düşünce insanımıza kederli kader yarattı diye üzülüyoruz. Burada Nazım'ın büyük şiirinin gölgesinde bulunmamız aynı zamanda bu burukluğun bir tezahürüdür. Nazım 1952 yılında 50. doğum gününü Moskova'da Çaykovski salonunda düzenlenen görkemli bir törenle kutlamıştı.
Salon bugünkü gibi haşmetliydi. Katılımcılar coşkuluydu. Ama birçok tanığın aktardığına göre Nazım muzdaripti. Belki burada da hayal kırıklığına uğramıştı. Belki burada da bazı yapıtlarıyla yasak getirileceğini, bazı yapıtlarına yasak getirileceğini biliyordu. O dönemde zamanın ruhu farklıydı. Şairimiz ise zamanı aşmak gerektiğine inanmıştı. 50. doğum günündeki acısının asıl nedeni de herhalde dostlarından ve çok sevdiği vatanından ayrı olmasıydı. Bu özlemi de birçok dizesine yansıttı. Bugün vefatının 51. yıl dönümündeki bu anma töreninde Türkiye'den mezarı başına gelen sizler, aramızdaki Rus dostlar ve yarım yüzyıl sonra kendisini sevgiyle ve hayranlıkla anan milyonlarca insanın varlığı hepimiz için bir övünç nedenidir. Nazım artık manen ve hukuken vatanından ve dostlarından ayrı değildir. Türkiye o döneme göre çok değişmiştir. O artık fikirleriyle, sevdalarıyla, aşklarıyla, ayrılıklarıyla, mutluluklarıyla, ızdıraplarıyla, hayalleri ve hayal kırıklıklarıyla, başarı ve hatalarıyla tarihe mal olmuştur. Gençlik döneminin bazı şiirlerini ve yazılarını isimsiz adam olarak imzalayan Nazım, edebiyatımızın ebedi ismi olarak yaşayacak. Bu milletin büyük bir evladı olan onun yapıtları, ulusumuzun nefes ve düşüncesini beslemeyi sürdürecektir. Ben dildaşı olmakla iftihar ediyorum. Böyle bir vatandaşımız olduğu için övünüyorum. Rus halkına da Nazım Hikmet'e bu büyük ülkede gösterdiği yakın ve sıcak ilgiden dolayı teşekkür borçluyuz. Nazım Hikmet bugün Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu arasında bir dostluk bağı haline gelmiştir. Anma törenine Türkiye'den katılan Nazım dostlarını, çok değerli sanatçılarımızı, yazarlarımızı, şairlerimizi saygıyla selamlıyorum. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yılki törenin ve Nazım Hikmet etkinliklerinin düzenlenmesine öncülük yapan iş adamımız Sayın Ali Galip Savaşı'na, Sayın Başkanı Önaki Kara Aslan şahsında Rus-Türk İş Adamları Birliği RİTİB'e ve katkıda bulunan tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Nazım, size minnet ve şükran duygularımızı sunuyor, manevi huzurunuzda saygıyla eğiliyorum. Ruhu şad olsun. Anma törenimiz sona ermiştir. Bu akşam hepinizi bir salonunda görkemli bir konser için hepinizi bekliyoruz. Thank you.